Türkiye'nin ekonomi ekranı EkoTürk'ten herkese merhaba. Mercek Altı ile karşınızdayız. Ben Özlem Karakulukçu. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor Arif Orçun Söylemez. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi kendisi. Hoş geldiniz Orçun Hocam. Hoş bulduk. Hocam şimdi bugün gündem başlığımız belli. Biz zaten bu haftayı beklemiştik. Fed'in, Powell'ın yapacak olduğu aslında konuşmayla ilgili Jackson Hole'de yapılacak olduğu konuşma. Bu konuşmayı öncelikle bir sizden dinleyelim mi? Yani neden önem kazandı? Biz bugünü neden bekliyoruz piyasacılar olarak? Çünkü Powell'ın söyleyecekleri önem arz ediyor. Şöyle, belirsizliklerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani adını koymak gerekirse bir Brexit belirsizliği var önümüzde. Dünya ticaret savaşları zaten bitecek gibi görünmüyor. Belki şu an Avrupa'ya sirayet edecek bunlar. Bu tür belirsizliklerde tabii ki piyasa önünü görmek istiyor ve bunun için de verilecek sinyaller çok önemli. Bir merkez bankacının ağzından çıkacak şeyler neden önemlidir diye belki soruyu biraz genişletecek olursak o anlamda şunu söyleyebilirim. Dünyada resesyon riski artıyor. Bu hafta Almanya'da resesyon riskinin 50-50 yani yarı yarıya geldiği çeşitli göstergelerin ardından dile getirilmeye başlandı. Dünyanın geneline baktığınız zaman zaten birçok sorun var. Bunlardan bahsettik sizinle. İşte dünya ticaret savaşları, Brexit vesaire. Böyle bir ortamda tekrardan bir çöküş yaşar mıyız? Eğer yaşayacak olursak bizim kurtuluş reçetemiz ne olacak? Daha önce 2008 senesinde küresel bir çöküş yaşadık. Ve orada geleneksel olmayan para politikalarını icat ederek merkez bankacılar bizi şu anki durumumuza getirdiler. Tam bir kurtuluş diyebilir miyiz? Emin değilim ama bizi zannediyorum cehennemi yangın yerinden çıkartmayı başardılar. Fakat bunu yaparken hani cephaneliklerini de tükettiler. Şöyle söyleyeyim, bugün dünyada 16 trilyon dolarlık varlık negatif faiz alanında duruyor. Sabit getirili enstrümanlar piyasasında. Merkez bankalarının faiz noktasında gidebileceği yer yok. Yani bundan sonra eğer dünya bir krize sürüklenecek olursa, bu resesyon söylentileri önemli yerlerdeki eğer gerçeğe dönerse, yani Almanya çökerse, Çin, Amerika'nın ona ticaret üzerinden yüklenmesi neticesinde eğer bir daralmaya vesaireye doğru gidecek olursa merkez bankacıların bizi götürebileceği bir yer yok. O zaman bakıyoruz, eğer para politikası alanında sıkışmışsak, maliye politikası alanında bir şeyler yapabilir miyiz? Dünyada gelişmiş ülkelerin kamu borçlarına baktığınız zaman onların da çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yani o zaman şöyle bir şey var, dünyanın resesyona girmemesi lazım. Dünya resesyona girecek olursa, yani küresel anlamda ekonomiler ardı ardına zorlanacak duruma gelirse, hem para politikası alanında hem maliye politikası alanında gidebileceğimiz pek bir yer yok. Bunun için de tabii ki yatırımcılar böyle bir hani apokaliptik senaryo öncesinde otoritelerin ağzından çıkacak her lafı dikkatle bekliyorlar. Şimdi Powell'ın bugün yapacağı konuşmada faiz indirimine çok odaklanmış bir kesim var. Evet. Para piyasasındaki yatırımcı için bu anlam ifade ediyor. Ben bunu anlayabiliyorum. Ancak gözden kaçırmamamız gereken bir şey daha var bu toplantıda. Çarşamba günü Amerikan merkez bankacılarından bir tanesi Financial Times'a bir yazı yazdı ve dedi ki biz forward guidance'ı daha etkin biçimde kullanmalıyız, yararlanmıyoruz. Forward guidance ne demek? Hatırlayalım, piyasayı yönlendirecek şekilde iletişim kurmak piyasayla. Yani beklenti yönetmek. Artık bundan sonra beklentileri biraz daha fazla yöneten merkez bankacıları belki ortaya çıkacak. Peki buna neden ihtiyaç duyarız? Demek ki merkez bankacılar da şunun farkında. Eğer dünyada bazı şeyler kötü gidecek olursa bizim geleneksel araçlarımızı kullanarak ki NTP 90'ların ortasından bu yana kısa vadeli faiz oranları biliyorsunuz, evet, gidebileceğimiz bir yer kalmadı. Bari biz iletişim yoluyla piyasayı hani istediğimiz noktada tutalım. Somut değil, soyut şeyler yapalım. Somutları tüketelim. Birazcık beklentileri olumlu şekilde insanlara pembe hayaller çizelim. Ya bugün
Toplantının da ismi aslında bazı şeyleri bize haber veriyor, bize evet. sinyal yürüyor. Yeni para politikası döneminde zorluklar. O zaman demek ki bugünkü konuşmada sadece Powell'ın faizleri indirecek mi, indirmeyecek mi noktasına takılırsak çok miyopik bir açıdan ele almış oluruz toplantıyı. Bunun ötesinde ben bir şeyler bekliyorum. Yeni mesela, dönemde evet merkez bankaları küresel bu riskler karşısında nasıl bir aksiyon almayı planlıyorlar? Hangi tür araçlar seferber edilecek? Bunlar çok önemli. Bir de hep Powell konuşuyoruz tabii. Bir de işin Avrupa tarafı var. Hep Amerika'yı konuşmamızın nedeni hafta içi tutanaklara bakmışsınızdır. Evet. Faizleri indirip indirmemek noktasında Amerika'dan net bir sinyal gelmiyor. Ama genişletici para politikasının devam edeceği hı. Avrupa tarafından çok net ortaya konulmuş durumda. Bu durumda Avrupa'nın vereceği sinyaller de çok önemli. Hani kendi genişletici para politikasını bütün diğer merkez bankalarının da aynı netlikle ortaya koymasını evet. isteyecek mi? Çünkü öyle bir dünya ortamındayız, öyle bir ortamdayız, risk dolu bir ortamdayız. Merkez bankacılarının konuşması bunun için önem arz ediyor. Peki. Geleceğe yönelik birazcık önümüzü göreceğiz. Peki hocam, sizce FED şu ana kadar doğruyu yapıyor mu? Yani ABD Başkanı Donald Trump'la sürekli bir ters söz düellosu içerisindeler. Özellikle son Donald Trump 100 bas puandan bahsetti. Biraz da piyasa buna sert tepki verdi. Yani bu çok fazla denildi. Ancak şimdi Fed masaya geliyor mu? Yani tüm merkez bankaları eksiye doğru giderken Fed diyor ki benim ekonomim çok iyi durumda ki dün PMI verileri de geldi. Buna da bakmak ne kadar doğru, ne kadar yanlış o da tartışılır. Ancak yani Fed'in şu anki küresel piyasaları da dahil ederek yapmış olduğu duruş doğru mudur? Aslına bakacak olursanız Trump'ın aldığı tavır hı hı. Doğru mudur diye belki soruyor. Evet, başka aşağı çevirebiliriz. Trump, Amerikan Merkez Bankası'nın kredibilitesine büyük bir zarar veriyor. Yani farkında mı bilmiyorum ancak Amerikan Merkez Bankası'nın ciddi bir kredibilitesi var. Hı. Bağımsız olması, buna inanıyor piyasa. Fed'in bence hatası şu oldu. Biliyorsunuz Temmuz ayındaki toplantıda faizleri 25 bas puan indirdi. Orada iki türlü olasılık vardı. Amerikan Başkanı 50 bas puan indirilmesini istiyordu. Ancak bazı piyasa göstergeleri bize Amerika'nın hani çok somut nedenlere dayalı bir şekilde belki bir faiz indirimine ihtiyacı olmadığını da söylüyordu. O zaman Merkez Bankası'nın yapması gereken orta yolu bulmak değildi. O zaten 25 bas puanlık indirimin ardından piyasa hiç tatmin olmadı biliyorsunuz. Hem Trump'ın ağzı susmadı, Merkez Bankası'na olan çıkışlarını sürdürdü. Tepkileri sürdürdü. Evet. Hem de Merkez Bankası hani öbür taraftan yani Amerikan yönetimiyle arasını iyi tutmak noktasında bir şey başaramamış. Bari onu elde etseydi. Onu başaramamış. Bu tarafta da piyasaya şöyle bir sinyal verdi. Yani Amerikan Başkanı üzerimize geldikçe biz onu da dinleyebiliriz. Bu da kredibilite anlamında tabii çok sarsıcı bir şey. Bunu yapmaması lazımdı. Fed'in yanlışı budur. 100 bas puanı biz Türkiye'de konuşuyoruz. Yani 100 bas puan çok fazla. Değil mi? tabii ki, tabii ki, tabii evet. ki. Peki siz Fed bu Eylül'de, diyelim ki yarın konuşmasında da çok böyle belirgin yine sinyaller vermedi. Toplantı tutanakları gibi bir aynı karşılığı verdi diyelim. Eylül ayı beklentisi sizce nasıl olur? Yani 25 puanı şimdi piyasalar fiyatlıyor. Hı hı. Fakat bunda daha aksi bir durum olabilir mi? Yani biraz daha yukarıda ya da tam tersi? Herhangi bir faiz değişikliğine gitmez mi? Toplantının yapılacağı yerin adı biliyorsunuz Jackson Hole. Hı hı. Grand Teton dağlarının hemen yanında küçük bir kasaba. Jackson Valley, Türkçeleştirelim. Ben bazı gazete başlıklarına baktığım zaman şöyle başlıklar gördüm. Powell kendini delikten çıkartabilecek mi? Powell kendisi çok fazla yumruk yiyen bir merkez bankacı şu an ve konuştuğumuz gibi Trump'tan yani başkandan yiyor bunu. Yapması gereken iki tane şey var. Bir, tabii ki kendi bürokratik kariyerini düşünecek. Bu önemli bir şey, kişisel. Ama bunun neticesinde bir kurumu temsil ediyor. O kurumun kredibilitesi çok önemli. Yani
o kadar da taviz veremez. Dik bir duruş da sergilemesi lazım. Şimdi onun için Amerikan Merkez Bankası'ndan çok karışık sinyaller geliyor. Çok net göremiyoruz. Ancak Amerikan Merkez Bankası zannediyorum Eylül ayında bir 25 bas puan daha indirecektir. Yani ben de piyasayla aynı kanaatteyim. Bunun çok fazla olacağını düşünmüyorum. Peki bu doğru mudur sizce? Yani 25 puan indirmek şu an için Amerika'da gidebileceği bir nokta var. Çünkü Amerika'dan gelen verilere baktığınız zaman makroekonomik indikatörler ne yazık ki hani durulabileceğini de, ılımlı bir indirime gidilebileceğini de sinyalliyor. Çok fazla olması için bir neden yok. Zaten daha dün Boston Fed'in, biliyorsunuz Amerika'da değişik yerlerde bölgesel olarak merkez bankaları var. Ve aslında Fed dediğimiz zaman bunların birliğinden bahsetmiş oluyoruz. Boston Fed'in başkanı, mesela Trump'ın 100 bas puanlık çıkışını yorumladı ve aslında hani faizi indirmeye gerek de yok dedi. Ancak diyorsunuz işte PMI verileri 2009'dan bu yana en düşük seviyesine indi. 50'nin altına inmiş durumda, küçük de olsa. Evet, beklentinin de altında hatta. Evet ve bunun neticesinde hani sinyaller çok karışık geliyor. Her hafta Amerika'dan bir iyi bir olumsuz haber alıyoruz neredeyse. Durabilirsiniz, 25 bas puan indirebilirsiniz. Daha fazlasını yapmak için bir neden yok. Daha fazlası sizi de kurumunuzu da topun ağzına koyar çünkü. Evet hocam. Böyle bir beklenti yok çünkü ne piyasada ne de Trump dışındaki herhangi bir makul insanda. Sıfırda durulur, sıfırda olabilir tabii ki. Evet hocam, peki şöyle bir resesyona doğru da gidelim mi? Yani biz bu hafta bayram dayken, biz tatildeyken ABD'nin bir resesyon endişesi yukarıya doğru tırmandı. Nedir o? 2 ile 10 yıllıklar birbirine yaklaştı. Tahvil faiz eğrilerinin makasları daraldı dedik. Aynı mortgage krizine benzetildi. Sonrasında yok bu ihtimal denildi. Piyasa biraz daha rahatladı derken tabii Avrupa'nın resesyon endişeleri her gün tırmanıyor. Orada bir, ben bir iyileşme daha henüz görmedim ama ABD tarafında şimdi tekrar bu PMI verileriyle canlandı. Biz şimdi resesyonu nasıl tartacağız? Yani resesyon oldu olacak fiyatlanırken piyasalarda hangi veriler doğrudur? Yani hangi verileri üst üste ya da koymak gerekir ki evet kesin olacak ya da olmayacak diyebilsin yatırımcılar? O zaman mesela çok yakın zamanda Almanya olumsuz şekilde haberlere konu olmaya başladı. Almanya üstünden gidelim. Ne yapmamız lazım? Hangi verileri incelememiz lazım? Bir defa veriden daha ziyade Alman ekonomisinin yapısını belki ortaya koyarsak, anlarsak çok daha sağlıklı bir analiz yapabiliriz. Almanya biliyorsunuz yüksek dış ticaret fazlası veren, ihracatı motor olarak kullanan ve bu sayede güçlü biçimde büyüyen bir Avrupa ülkesi. Evet. Yakın zamana kadar mesela Çin de aynı şekildeydi. Dış ticaret fazlası, bunun getirdiği cari fazla ve bunun neticesinde bir ekonomik büyüme modeli. Çin özellikle Amerika'dan gelen bu hani karışık ve nahoş sinyaller karşısında biraz daha iç piyasayı geliştirecek yöntemler, politikalar dizayn etmeye başladı. Artık dünyadan pek o kadar etkilenmemek istiyor çünkü. Çünkü büyümesinin tamamen dışarıda egzojen değişkenlere bağlı olmasını istemiyor dış piyasalardaki gelişmelere yani. Almanya bu noktada değil ama. Alman ekonomisi ihracata çok dayalı daha hala. Ve siz eğer Brexit gibi bir belirsizlik unsurunu dünyanın gündemine koyuyorsanız, siz İran'la egeşiyorsanız, siz efendime söyleyeyim Çin'e savaşa hazır ol mesajları veriyorsanız ve burada savaştan kasıt bir ticaret savaşıysa, tabii ki dünyada birazcık ekonomiyi sarsıyorsunuz. Dünyada ekonominin sarsıldığı, ekonomik aktivitenin yavaşladığı bu noktada Almanya'da olumsuz etkileniyor. O zaman belki sadece bir PMI verisidir, belki sadece bir işsizlik verisidir ya da ne bileyim işte konut satışları verisidir değil de ekonomilerin hangi kanallardan beslendiği, hangi damardan ekonominin canına kan gidiyor, onun anlaşılması biraz daha anlamlı olabilir. Almanya şu an dünyada işte bu belirsizliklerden, ticaret savaşları söylentisinden çok etkileniyor. Evet. Hani Almanya'nın etkilenmesi de çok kötü bir şey. Bunun da nedeni şu,
hani konuşmamızın başında da ben size bahsettim ya, dünya eğer bir çöküşe girecek olursa dünyayı hangi politika kurtaracak? Evet. Hani konuşmamızın başında bunu söylemiştim. Merkez evet. bankacılar sıfıra dayadılar faizleri. İşte kamu kesiminde borçlar çok fazla. Ne maliye politikalarını gevşetme imkanı var, ne para politikası etkin bir şekilde kullanılabilir. O zaman şimdi soruyu şöyle soralım. Dünya eğer bir krize doğru giderse, resesyon, efendime söyleyeyim, ekonomik aktivitede daralma ardı ardına gelmeye başlarsa, 2008'de Almanya kurtardı Avrupa'yı. Şimdi Almanya'da denklemden çıkarsa hangi ülke kurtaracak? Hı-hı. Yani hem politikalara baktığımız zaman kurtarıcı politikaları bulamıyoruz, kurtarıcı ülkelere baktığımız zaman kurtarıcı ülkeyi bulamıyoruz. Hı-hı. Bunun için işte dünyada yatırımcılar diken üstünde oturuyorlar. Yani mesela altında 1500 seviyeleri aşıldı biliyorsunuz yakın evet, zamanda. 1500. Şimdi bir düşüş oldu vesaire falan ancak hani Mark Mobius'un zannediyorum bu hafta konuşmasına baktığınız zaman çok akılcı bir şey söylüyor. Hı hı. O kadar iyi bir yatırımcı, o kadar hani çetrefilli yatırım stratejilerini dizayn edebilecek bir zeka bize çok basitçe şunu söylüyor. Dünyada merkez bankaları genişleme episoduna girdiler. Para bollaşacak, paranın bollaştığı yerde de paranın değeri yitecek. Para bollaşırken arzın para gibi yani para arzı gibi hızlı bir şekilde arttırılamayacağı bir meta bulalım. Altın. Altın uzun vadede, orta uzun vadede yatırımcısına mutlaka kazandıracak diyor mesela. Yatırımcının bakışı eğer altına yönelmişse, dünyadaki en büyük portföy yatırımcılarından, fon yöneticilerinden bir tanesi altını öneriyorsa size güvenli limanı işaret ediyordur. Evet. Dünya şu an böyle bir dünya. Evet, peki hocam yani güvenli liman diyoruz altına da şöyle de yorumlar oluyor. Şimdi güvenli liman, güvenli liman dedik, paraları oraya yatırdık. 1500 dolarlara kadar çıktı altının ons fiyatı. Ya aşağı hızla düşmeye başlarsa? Oldu ki her şey iyimserleşmeye başladı. Herkes masaya, aynı masaya oturmaya başladı ve ticaret savaşları kendini daha iyimser bir havaya bıraktı. Altın fiyatları da doğal olarak gerilemeye başlayacak. O zaman güvenli liman mıdır? Valla güvenli limanı yani, seçen yatırımcı tipiyle evet, zaten. Evet, fiyat düşüyor ama risk, evet, riskliymiş kesin, demek ki. Kesinlikle, evet dün gördük. Evet. Valla güvenli limanı seçen yatırımcıyla güvenlik arayışında olmayan yatırımcı zaten iki farklı tip. Ve şu an piyasalardan ciddi anlamda para kazanan yatırımcılar da söz konusu. Evet. Bunlar kısa vadeli, gün içinde fazlasıyla alım satım yapan, pozisyon açıp kapayan yatırımcılar. Bu yatırımcılar volatility rider, yani volatiliteden beslenen yatırımcılar. Onlar için de bir dünya var, onlar için de kar imkanları var. Ama eğer siz paranızın değerini korumak isteyen bir yatırımcıysanız ve orta ve uzun vadeli bir yatırım stratejisine sahipseniz, yani para piyasası yatırımcısı değil de tabir yerindeyse sermaye piyasası yatırımcısıysanız tabii ki altın alırsınız. Yani evet, düştüğü yerden netice itibariyle toparlayacağı, demin de dediğim gibi çok mantıklı bir gerekçelerle öngörülebiliyor. Evet. Peki hocam şöyle bir de Avrupa'ya değinelim. Brexit süreci şu anda sizin de dediğiniz gibi, az önce belirttiğiniz gibi dünyanın merkezine de konulmuş bir sorun. Belirsizlikler var. Senaryolar çıkıyor, piyasalarda dolaşıyor, medyaya düşüyor. En kötü senaryolar tabii konuşuluyor her zaman piyasacılar tarafından. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Brexit süreci doğru yönetilecek mi? Aslında en önemli soru o. Anlaşmalı ya da anlaşmasız doğru olacak mıdır sizce? Anlaşmasız olacağının ihtimali, riski, o olasılık çok arttı. Özellikle Boris Johnson'dan beri. Boris Johnson kafa yapısı olarak anladığım kadarıyla Sayın Trump'la çok benzer bir kişilik. Birbirleriyle de iyi anlaştılar, anlaşacaklar gibi görünüyor. Burada şöyle bir şey var. Avrupa çok önemli bir pazar. Evet. Ve Avrupa pazarı şu an Amerika ile Çin'in arasında kim bu ülkeye ihracatını daha da artıracak diye bir güreş minderi haline gelmiş durumda. Daha da şiddetlenecek. Bu noktada İngiltere zannediyorum ki, Boris Johnson yönetimi daha doğrusu, İngiltere demeyelim, Boris Johnson yönetimi birazcık olayları muallakta bırakarak, Amerika'nın yanında
daha fazla yer alıp Amerika bir Atlantik işbirliği, bir Anglo-Sakson işbirliği diyelim isterseniz biz ona ve birlikte çok taviz kopararak ayrıldığı bir Avrupa'dan fazlasıyla bir ihracat pazarı almaya çalışacak. Hı hı. Yapacağı en iyi şey şu an bu. Evet. Peki sizce bu yarın da gerçekleşecek olan G7 zirvesinde konuşulacak mıdır? Konuşulacak. İpi un seriyor. İpi un seriyor. Yani hiç diplomatik olmayan hareketler sergiliyor. Biliyorsunuz Macron G7 zirvesi öncesinde bir diplomasi maratonuna çıktı. Uzlaşma arıyor ve önemli gelişmiş ülkeleri yani G7'nin korunu o 7 ülkeyi etkileyen, ilgilendiren bütün alanlarda bir uzlaşı zemini yaratmaya çalışıyor. Aynı anda hem Putin'le konuşuyor, hem İran Dışişleri Bakanı ile konuşuyor. Aynı zamanda tabii ki Boris Johnson'ı da Elize Sarayı'nda ağırladı. Boris Johnson'ın hareketini gördünüz mü? Fransa Cumhurbaşkanı'nın karşısında bir kahve sehpası var ve oraya ayaklarını şey yapmış. Ne mesaj vermek istedi sizce? Benim istediğim olacak. Anlatabiliyorum değil mi? Yani o teamülleri vesaireyi bırakalım. Ben istediğimi alacağım masadan. Evet. Boris Johnson o zaman istediğine bir kanalize olalım. Evet, bir Donald Trump havası Brexit mı gördük sanki Boris Johnson'da değil mi? Ne kadar çok benziyor karakterler. Biz de böyle biraz incelediğimizde çok yakın. Tavırlar çok beden dilleri aslında. Piyasaya vermiş oldukları beden yani dilleri. Bu insanlar çok mantıklı insanlar aslında bakacak olursanız. Hı. Çünkü oyun teorisinde son 20 sene içerisinde biz çok yeni modeller bulduk, öğrendik, ilerliyor o alan. Oyun teorisi nedir? Oyun teorisi stratejik düşünen ve birbirinden taviz koparmaya çalışan iki oyuncunun birbiriyle nasıl bir anlaşmaya varacağı üzerine bir matematiksel teoridir. Eğer oyuncular çok öngörülebilir hareketler yapan, çok kişilikleri, davranış kalıpları belirli oyuncularsa oyun teorisi bize genel olarak şunu söylüyor. Alabileceklerinin en fazlasını alamıyorlar oyundan. Bunun için bir reputasyona ihtiyaçları var. Reputasyonlu oyuncular kim mesela? Deli dolu hareket eden tipler. Çünkü onun sağını solunu şey yapamadığınız için ona biraz daha fazla sus payı veriyorsunuz. Çünkü alimallah dünyayı da yakabilir. Anlatabiliyorum zaten değil ülke mi? Ülke olarak da güçlüyse. Makul değil çünkü. Evet. Tabii ki baktığınız zaman hani Boris Johnson, Trump, bir tanesi İngiltere'nin, bir tanesi Amerika'nın en tepe idari yöneticisi olmuş. Bu insanların hani çok mantıksız, çok deli insanlar olduğunu herhalde düşünmüyoruz. Bu çok naif bir şekilde değerlendirmek olacaktır. Yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ve o deli doluluktan gelen bir kazançları da söz konusu aslına bakacak olursanız. Evet. Dünyayı kendilerine uyduruyorlar. Değil mi? Tabii ki. Evet. Peki sizce alır mı Boris Johnson istediğini? O masaya ayakları koyduysa. Alır mı sizce? El mi koymak lazım da acaba ayak Boris yerine? Johnson almak istediğini aldı bile aslında bakacak olursanız. İngiltere'yi bir Brexit belirsizliğine sürüklemek istedi ve o referandum yapıldı ve Brexit sonucu çıktı. Brexit sonucundan sonra o Brexit sürecini en iyi yönetecek kişinin kendi olduğu pazarlamasını yaptı. Evet. Öteden beri hani o Londra Belediye Başkanlığı yetmemiş kendisine, bu belli. En tepeyi şey yapmış ve şu an İngiltere'nin premieri. Evet. İstediğini alıyor yani. Evet. Peki hocam, şöyle son 1-2 dakikaya girdik. Küresel piyasalardan çıkalım, Türkiye'ye girelim. Bu gelişmeler ışığında sizce biz nasıl bir etki altında kalırız? Şöyle 2019 yılını değerlendirin diyemeyeceğim. Çok zor bunu değerlendirmek, biliyorum maalesef. Diyelim ki Eylül ayına nasıl çıkarız? Zorlanacağım zaten, gözlüğümü çıkarttım onun için. Hazırlığımı yaptım soru gelirken. Diyelim ki Eylül ayına nasıl çıkarız efendim, merkez bankaları faizlerine kadar? O zaman şöyle söyleyeyim. Bizim biliyorsunuz merkez bankamız Türkiye'de kredi arzını bollaştırmak için bazı düzenlemelere gitti. Evet. Ve bunun neticesinde kurlarda bir yükselme de söz konusu oldu. Kurlar Türkiye'de kur geçişkenliğinden sebep daima biliyorsunuz enflasyona da neden oluyor. Evet. Şimdi yeni Merkez Bankası yönetimimizin Sayın Uysal döneminde şöyle de bir yaklaşımı olacağını biliyoruz. Biz bir reel faiz seviyesi belirleyeceğiz, öngöreceğiz.
ve o hedeflediğimiz reel faiz seviyesine gelene kadar faizleri indireceğiz, değil mi? Ve Temmuz ayında da bu indirimlere başladı. Kuvvetli bir şekilde başladık üstelik. Evet hocam. Şimdi o zaman bizim Merkez Bankamızın yapacağı, alabileceği, atabileceği adımlar için şöyle bir düşüncemiz olmalı. Enflasyon beklentileri düşmüştü. Evet hocam. Dünyada da faizlerde bir gerileme söz konusu. Yani Türkiye için ılımlı bir pencere açılmıştı. Şimdi Türkiye eğer %2,5-3 gibi, hadi diyelim 3,5 gibi CDS'lerimize evet. baktığımız zaman 3,5-4 bile şey yapabiliyor, makul görünebiliyor. Bizim CDS'lerimiz çok yüksek olduğu için. Evet. Bir reel faiz şey yapsa, yani Türkiye'nin sene sonuna kadar gidebileceği bir 300 bas puanlık şey vardı. Faiz indiriminde. Yani 3 toplantıda 100-100-100 evet. indirmek mesela söz konusu olabilirdi. Şimdi bizim Merkez Bankamız kredileri arttırdığı bir ortamda eğer bunun kurlar dolayısıyla hı hı. enflasyona sirayet ettiğini görürse belki faiz indirimlerinde biraz daha yavaşlamak durumunda kalabilecek. Diyorsun. Peki evet. hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. O zaman Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Arif Orçun Söylemez Bey bize piyasalarla ilgili beklentilerini yorumlamış oldu. Bir sonraki mercek altında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.